Merhabalar arkadaşlar. Bugün 6 Aralık 2023. 2024'e çok az kaldı. Evet. Havalar bu aralar havalar çok kötü. Çok Havalar soğuk. açıkçası bir yazdan kalma bir hava gibi bir hava yaşıyoruz bugün. Aralıkta olmamıza rağmen çok keyifli. Tam Bugün da yürüyüşlük, bisikletlik bir gün. Biz de bisiklete çıktık. Batuhan. Yanımda değerli arkadaşım, namı değer pusulalı gezgin Estağfurullah dostum, o Selim senin Tuna güzelliğin. ile birlikteyiz. Yani Senin bir üçüncü bir ismin vardı sanki. ya o üçüncü ismi kullanmıyorum. O biraz resmi tarafta kalan ismimiz. Ancak Selim diye geçiyor malum. Selim. Lakin sen beni biraz Şuradan gidelim biraz tepeden. vesile olan sensin bisiklet için normalde. Estağfurullah. Değil mi? Bizim Ben bisiklet normalde geçmişi seninle koşu olayı 15 senin de yıla dayanıyor. tabii ki. Belki Yaban fazla. TV Tabii. zamanında Aşağı yukarı dayanıyor. 12-15 yıl arası. Evet. Güzel Kapadokya'mızın karsız bir gününde saat tam 12'de tura çıkalım dedik. Çünkü burada biliyorsunuz karasal iklim var. Sabah çok soğuk, akşam çok soğuk. Güneş aldığı zaman öğlen de çok sıcak oluyor. Nitekim kar kış da gelmeden şöyle bir Ürgüp turu yapalım dedik. Size bunu sunacağız. Şu an çektiğimiz ilk videodayız. Evet ve çok keyifli bir yolculuk, bir yol bizi bekliyor. Herhalde 1 saat 45 dakika, 1 saat kadar bir yolumuz var önümüzde. Oraya gidip bir soluk alacağız, bir kahve içeceğiz, Şimdi sohbet edeceğiz. ilk zor etabı yaptık. Aktepe bayırını çıktık. Soluk soluğa kaldık. Videoda buraya başlıyoruz. Evet. Buradan Devrent. Devrent Vadisi'ne Devrent gideceğiz. Vadisi. Paşa Bağları şurası zaten. Daha önceki videolarda sık sık en çok geldiğimiz yer burası zaten. Devrent'teki meşhur deve şeklindeki Evet. peribacayı da Deve şeklindeki paylaşırız. peribacasını da paylaşırız. Oradan Ürgüp'e bayır aşağı gideceğiz. Keyifle izlemenizi diliyorum. Aynen. Görüşmek üzere. Şöyle dur. Görüşmekten önce şöyle bir manzarayı bir göstereyim panoramik olarak. Ve size artık yeni bisikletim Gravel'de. Gravel'in ilk turundayız. Hayırlı olsun bu arada Gravel'in Batuhan. İlk deneyimi. teşekkür ederim. Gravel'in ilk yani tanıtım videosunu daha çekmedim. Biliyorsunuz malum. İş güç çalışma hayatımın en sık en çok çalıştığım döneminden geçiyorum. Bir yandan üniversite var ve YouTube işlerine fazla vakit ayıramıyorum. Oturup evde kurgu dahi yapamıyorum. O derece yoğun geçiyor bu aralar hayatım. Yine de böyle aralarda eslerde videolar paylaşmaya devam edeceğim. Ve Gravel'in tanıtım videosu hala gelmedi. Onu da bir gün Gülşehir Mantar Kayalar'ı da tanıtmayı düşünüyorum. Öyle bir hedefim var. İnşallah buradan da size sözüm olsun. Gülşehir'den Dindara'ya, Narlıgöl'e birçok video çekeceğiz. Evet. Yani Daha Narlıgöl. Kapadokya aslında hani bir bilinen Kapadokya var, bir de bilinmeyen bir Kapadokya mevcut. Bir dünya. Yani aşağı yukarı 300 kilometre karelik bir alandayız. Ve açıkçası çok keyifli gezeceğimiz noktalar var. Bunlardan Evet. biri Avla Kanyonu, Illara Vadisi muhakkak. Iklara. Tabii Selim ondan sonra. senin YouTube kanalın vardı değil mi? Var ama aktif değil. Aktif değil Aktif ha. değil. Yani Olursa onu da buradan tanıtalım diyecektim benim daha çok izleyicilerimize. Instagram üzerinden şey yapıyorum. Yani pek Evet. sosyal medyacı da Takip değilim. etmeyen, Pek sosyal medyada takip pek şey etmek isteyen yapmıyorum. olursa şu köşeden Teşekkür ederim. şuradan tıklayarak Öyle. Evet. Uçurumdaymışız bu Bir arada. Kapadokya Kültür Kulübü'nü de paylaşabiliriz istersen. Kapadokya Kültür Kulübümüz var. Kültür Kulübü. Evet. Kapadokya'da birçok böyle güzel etkinliklerin, sunumların, seminerlerin yapıldığı, Kapadokya'yı tanıtan, sadece Kapadokya değil aslında, dünyadan köşeleri, işte tabiat harikası yerleri vesaire anlatan hocalar, işte insanlar geliyor, Evet. paylaşımlar yapıyor. Herkesi bekleriz. Daha neler var neler. Onu da paylaşırız. Evet. Daha neler var. Öyle. Şu kış bir geçsin. Şu olayları bir düzelsin. Evet. Şimdi size şu göstermek istediğim manzara. Ama bisikletlere de göz kulak olun. Bisikleti de Tabii. çarpmasınlar diyor. Şurada ufak bir minicik bir peribacamız var. Şöyle bir işaret mi yapmış, ne yapmış anlamadım. Terbiyesizleşmeyelim. Evet, güzel Kapadokya'mızın manzarası. Evet, bu graveli inşallah bir günde böyle toprak bir yola sokacağız ya. Muhakkak ama ona Daha sokamadık. önden bir zırh Evet. takımını tavsiye ediyorum. İşte bisikleti aldım. Bisikleti almadan önceki 3 gün zaten uyuyamadım. Tabii biliyorum. Aldım. Heyecanlı ama yağmur, kara, kış, fırtına derken bir süre süremedim zaten 3-5 gün yolda. Sanayide
bisikleti kurdurdum. Dedim ki akşam süreceğim. Ya abi yağmur yağmaz tabii mı? Bilmez miyim? Ertesi günde kar yağmaz mı? Bitince, ertesi günde soğuklar başlamaz mı? Bisikleti şöyle 2 hafta süremedi abi. Biliyorum, evde yattı biliyorum. Heyecandan uyuyamadı. Ama şu anda havalarda bugün hakikaten hani bir kış ayından ziyade ilkbahar havasını andırıyor. Şimdi ilk uzak turumuza başlıyoruz. Bisiklete doğru geliyor adam. Haberin olsun. Yok yok. O bir şeyi kontrol ediyor. Teker meker inşallah bisikletimizi çalmıyordu. Telefonum var esas. Yani. Bu şekilde bisikletimin ilk uzak turunda yapmış olacağım. Keyifli seyirler diliyorum tekrardan arkadaşlar. Şu an tabii, tabii. Bisiklete doğru artık turumuza doğru yöneliyoruz. Ben sana ne söyleyeyim? Başka video olacak şimdi. Şansım. Evet. Haber gidiyor. Ah be. Batu, sevindim ben. Biraz böyle şey yaptım benim. Ne oldu ya? Ya hep lisans üstü bir şey yapıyoruz, eğitim yapıyoruz. Bari bugün başka bir şey oldu. Ertuğrul da gelseydi bisiklete diyeceğim ama. Sorun ne? Anne gelmez abi. Ay ay. İki ellerini şey yap dostum bir. Wow. Mesela güvercin var. Dikkat et arabalar da gelebilir. Heh. Evet. Evet şu anda tam karşımızda meşhur Devrent Vadisi'nin en meşhur Peri Bacası. Evet, turumuzun ilk stop noktalarından birine daha tabii, geldik. Tabii. Şöyle. Şuradan şöyle. Evet. O meşhur Peri Bacası. Ya anlatayım mı Devrent'in? Turistik. Az önce evet. Anlatamam istersen gene anlatabilirim. Yok yok gerek yok. Tamam. Yani Kapadokya'nın i̇şte, en güzel noktalarından biri. İşte arkadaşlar deveye benziyor. 5 yani, dakikadan kar ettik. Yok şöyle burada aslında şekil şekil başka bir sürü formda Peri Bacaları da mevcut. Bir tanesi var ki güvercine çok benziyor. Hayal Vadisi de deniyor, o yüzden tabii, deniyor. Tabii. Neye benzetirsen. Bu vadiyi aslında yürümeye kalkıştığımızda yukarıdaki panoramik noktadan şeye evet. Kadar gidiyor. Birazdan oraya çıkacağız. Evet, oradan da burayı göstereceğiz. Burası turistik bir nokta. Aynen. Bir de burası şeye nokta. Kadar gidiyor. Aktepe Köyü var. Evet. Daralı Aradan, vadi. Evet. Aktepe Köyü'nde sonlanıyor aslında. Evet, haydi devam edelim. Haydi devam edelim. Haydi bakalım. Elektrikli çalışıyor. Evet. Şivalbe Maraton. Biraz parayı dökmüşsünüz Selim araba hocam. Araba nasıl çıkacak ya? Evet elektrikli. Dostum ya İtelim güzel. Mi arkada? Çektim ben de. Dostum bak bu işte keyifli bir bisiklet sürüşü oldu bugun. Evet oluyor. Olmakta. Hani, hala devam ediyoruz. Tabii biraz idmandan çıkmıyor şeyiz ama. Abi yardım lazım. Ama şu var ki keşfedeceğimiz çok şey var. Mesela Avanos, Gülşehir, Gülşehir, Nevşehir. Bir rota. Ondan sonra ben şey düşündüm. Derin kuyu kaymakla yapılabilir. Hatta Akka Atamoğlu'nun heykelleri var. Ona bir bakarız. Keyifli olur. Özkonak tabii. Değil mi? Olmazsa Özkonak olmaz. Olmazsa olmazlardan. Öyle. Ben şey Aşık Mahsuni Şerif'in mezarı diyorum abi. Ziyaret edelim. Hacı Bektaş'ta mı? Bozkır evet. Değil mi? Hacı Bektaş'a gideriz. Bisikletleri de çattık arkadaşlar. Evet.
Kırşehir'e gideriz. Askerde bol bol silah çatmıştık. Bu sefer de bisiklet çattık. Bisikletlerde ayakçık yok. Batuhan kilo... sürmüştü ancak bisiklet sürtük mü? Kilo yapar diye. Efendim? Aslında pek bisiklet sürmüştü. Sürmedik. İlk defa. İlk defa değil seninle mi? Böyle çıkıyoruz ve ilk defa bu bisikleti yıllardan beri söylüyoruz ama. Evet. Aynen öyle. Evet. Şimdi hocam burası Hayal Vadisi'nin, Devret Vadisi'nin şöyle, üstündeyiz. Devret Vadisi'nin. Daha önce de gelmiştim ben buraya. Burası Kapadokya'nın önemli gün batımı noktalarından biri. Evet, çok meşhur bir gün batımı noktası. Akşam böyle ilkbahar yaz gibi buradaki tüm renkler böyle bir kızılaşıyor. Ve kalabalık oluyor aynı zamanda akşamları. Muhakkak, ele yaz ya yani tatil günlerinde bilhassa. Hocam, ama şu tepeyi ben çok öneririm. Bozdağ'a geçiyor ama çok kişi Aktepe olarak biliyor. Oraya nasıl çıkacaksın? Ya çıkılıyor canım. Hani yani güzel bir yürüyüşle ele Göreme tarafından kolay çıkılması. Evet. Buradan da Ürgüp'e de inebiliyorsun. Şu, zor, bir kere çıktım işte. Orada da görüyor çıktım musun şu noktayı? Of. O da Alilidede Türbesi. Türbenin hemen sağ tarafında bir tümülüs var ayrıca. Bir satrap tümülüsü ya da Roma tümülüsü. He. Buradan da Ürgüp'e iniyor. Evet, şimdi zaten bir yolumuzdan Bayraş'a Ürgüp. Aynen. Şimdi ikinci durak, hatta üçüncü durak yani, noktamız da burasıydı. Yok, bizim bir durağımız da Tuşutepe. Şimdi bu videoda değil ama. Evet. Yalnız bisiklete parayı dökmüş Selim Tuna hocamız. Arkadaşımız Şivalve'nin maratonunu önüne arka taktırmış. Ya ben ama sebebini de lütfen söyle. Yani arada. Yurt dışına ya yok yurt dışı yurt dışı fark etmeksizin. İşte benim İstanbul, vakit olunca Nevşehir yapmış. Nevşehir Avanos. İstanbul Avanos. Bisiklet, kaç emektar. 9-10 günlük bir yolculuktu. Evet, bravo. Günlük böyle 100 kilometre. Ya çok hayatımın en keyifli zamanlarından biriydi. Çanakkale'nin 100. yılında keza Çanakkale'ye gitmişliğim var bu bisikletle. 5-6 günde. Bu bisiklet konularında sohbet tarzında tabii yapacağımız onu, video olacak. O zaman malzeme onlar tanıtımı da yaparız. Malzeme tanıtımı, teker tamam, tanıtımı. Ben mesela Thunderbird tekerlek taktım. Performansı nasıldır? Ne kadar iyi, ne kadar kötü? Onları falan tanıtacağımız bir röportaj tarzında video muhakkak, yapacağız. Muhakkak paylaşımlar da bulunuruz elbette. Çok. Bir sürü konu var. Evet. Hani enerji nasıl? Çok cep telefonlarımızı nasıl şarj ediyoruz? Evet. Sularımızı mesela hani su olmayan noktalarda nasıl arıtıyoruz vesaire gibi bir sürü konu. Dolayısıyla biz yola koyulalım bu videoyu fazla uzatmadan. Aynen. Sizi manzara eşliğinde güzel bir turla beraber. Avanos'u böyle bir gösterelim sonra evet, oradan geliyoruz aslında. Geliş noktamız. Yerleşiminin olduğu yer. Evet, haydi bakalım. Haydi bakalım. Yola devam.
Sökmek bile diyoruz. Tabii canım. İş. Sökmek bayağı sert de olur yani. Yok abi, biraz daha yatır. Dur dostum. Derken dur dur. Dur. Gözümüz şeyde olsun. Ama bir dahaki sefer şey yapıyoruz ha, konuştuğumuz gibi. Sana salacaksın. Sana salacaksın. Bir bu yolun dönüşü var biliyorsun. Bu yolun dönüşü var. Saat 17 toplantım var. Saat 18.12 toplantım var. Evet. Gülşehir, Avanos Gülşehir. Gülşehir'in köprü var biliyorsun. Evet. Köprüden geçtikten sonra Nevşehir'i kıracağız. Nevşehir'de forumda oturacağız. Abi oraya kadar gidince mantar kayalar yapılır yani. Yapılır canım, yapılır. Sen şey, sen Jon Kilisesi yapılır. Ardından mantar kaya yapılır tabii ki. Oradan da şeyi kırarız. Nevşehir'de bir otururuz. Harika olur. Diyorum ya bisikleti mantar kayalarda tanıtayım diye. Nasıl? Mantar kayalarda tanıtım yapalım. Olabilir. Güzel olabilir. Reklamını. Yani keyifli olur. Hem de aynı zamanda idman oluyor malum. Evet. Evet, şu ana kadar bu kayıtları Sanger bataryayla yaptım. Orijinal batarya değil. Malum GoPro'nun orijinal bataryaları, geçen hepsi buradan baktım. 3800 lira bir batarya. 3800 lira. 400 liraya bunu aldım, dedim ne kadar performans verecek. Buraya kadar kaydetti abi. Yolu geldi yani. Bence 400 lira için çok iyi. İlk kullanım mı? İlk kullanım. İlk kullanımda bir de daha düşük olur randımana. Muhtemelen daha da şey olacak. 4 tane aldım. Birisi bozuk çıktı. Şiş geldi. İade ettim. 3 tanesi kaldı elimde. Bilgi gönderdim sana. Yok. Yani değiştiremiyorsun. İade edebiliyorsun. Öyle bir olay var. Ettim bakalım. 3 tane video. 3 saatlik. Bir de HD çekmiyorum. 2K. Çok, öyle mi? Evet. Çok da güzel fotoğraf. Çok güzel video çektik bu arada. Onu aynen öyle. Belirtelim. Buraya kadar getirdi. Müthiş ya. O havada şansımız. Bubble tea. Kafimiz. Bağımlılık yaptı abi, ben artık sürekli bubble tea. Sen bubble'cı oldun dostum. Evet. Sen ne içiyorsun? Ben klasik dostum, biliyorsun benim. Fincan istedim, fincanı da koymadılar, neyse. Evet. Hadi Kapuçino. Bakalım. Ürgüp'te turistik mekanımızda. Bisiklet molasına devam. Aynen öyle. Çok güzel. Abi bu videoda bol bol reklam yaptık ya. Bedava. Görün bunları. Keseceksin değil mi bunları? Yo, koyacağım. Arka. Neyse, hadi bakalım. Bu da bizler olsun ya. Gel gel. Geçer mi? Burada ben böyle tutuyorum ama. Araba geçer. Ha, çünkü yani. Yol. Yani nasıl bir espri? 100 yılın esprisi. Araba geçer. Ay, bisikletin lastiği geniş mi? Haydi evet. Bakayım. Çekiyorum seni. Evet. Şu an ne yapıyoruz?
Dönüş yoluna giriyoruz. Tamam. Evet. Evet. Çok uzun bir yokuş bekliyor bizi. Yani nasıl gideceğiz? Bir rotaya biraz bahsetsene. Nasıl gideceğiz? Fotoğraf. Geldiğimiz yerden gideceğiz arkadaşlar. Yani Ürgüp, Devrent, Aktepe. Aktepe. Avanos. Avanos, evet. Çok şey yani, yok yani. Aslında güzel oldu, Ürgüp'e geldik. Şunu da takayım arkadaşlar. Malum çok nefes alıp vereceğiz yokuşlarda. Boğazı tabii kötü muhakkak olmasın. Yani şöyle, güzel oldu, Ürgüp'e geldik. Kahvemizi içtik. Şöyle şimdi, en azından biraz soğuk havadan korunayım. Öyle. Militan bak, bir gün de buradan şeye gidelim. Soğanlı'ya falan gidebiliriz aslında. Buradan? Aynen. Valla bir gün Mustafa Paşa'ya da gidebiliriz ya böyle gelip. Evet, keyifli olur. Kapandı da olsun var otomatik. Yok o şey, ekran kapanıyor. Ha. Bir dakikaya dolunca ekran kapanıyoruz. Dolayısıyla hadi bakalım yola koyulalım. Burası neresi? Burası bizim okul. Ha. Bir önünden geçelim okulumuzun. Ne dersin? Gerek boş yok dostum. İyi reklamları. Tabii reklamları yaptık yeterince. Kahveci. Şey olacak yani. O zaman hadi abi. Hadi bakalım. Şöyle takayım bunu da ben şuraya. Sağa dön, sağa dön. Dönmedi. Hop. O ne demek? Ara sıra değişik yollara girmek lazım. Devam et, devam et şuraya kadar. Bekleme yapma. Let's go. Hop. Evet, tekeri patlatmadan buradan çıkarsam. Hop.
bak yapacağımız şey şöyle. Sen buradan ineceksin bisikletle. Evet. Ben buradan çekeceğim. Arkada bir bacası görünüyor. Burada mezarlık bu. Tamam. Roma mezarı. Roma mezarı. Şöyle anlıyorsun Roma mezarı olduğunu. Yukarıda böyle tam simetrik olarak kapı girişinin hemen üstünde bir böyle küçük delik olduğunda şuna inanıyor adamlar. Ruhun yani o çıkıştan ayrıldığını. He, ruhun ayrıldığını. Yani bir ihtimal mezar olduğunu biliyorum. Belki yerleşim yeri olarak sonradan kullanılmış da olabilir. Çünkü çok fazla devrişme olmuş hani zamanla. Ama burası ya Satrap dönemi yani Persek dönemi bir mezarlık ya da Roma mezarlığı gibi bana daha çok geldi. Şimdi dostum. İçine girelim o zaman. Ben şöyle bir videonun çekeceğim. Tamam şurayı bir çek. Girişçi yaparken. Yani biraz Indiana Jones'u düşün. Tamam mı? Indiana Jones. Yani bak Indiana İçeriden Jones. Böyle tuzaklar falan. Şimdi girişinde heyecanla gir. Heyecanla. Böyle tatlara. Tamam mı dostum? Heyecanla. Şimdi. Şu şarkıyı bir kapatayım. Bak, evet o kötü oluyor. Indiana Jones'luktan Acapulco plajlarına gidiyoruz. Reklamları yeterince yaptık abi. Şimdi dostum. Tamam. Sana öneririm. Bak ben ya bilmiyorum tabii sana kalmış. Bisikletle yukarıdan gel. Burada park et ve içeri böyle o heyecanla gir, tamam mı? Ben sana söyleyeyim çok güzel bir şey olacak. Tamam hadi bakalım buyurun. Sen bisikletini al. Kayıttayız bu arada. Tamam ben şimdi çek yani şu anda bunu sayma. Sen bisikletini yani arkadan geleceksin. Park edeceksin. Aynen öyle dostum. Heyecanlı bir şekilde. Sen git gözükme yani. Ben sana başla deyince başla. Biraz da böyle öne doğru eğil. İki elin önde olsun. Bir, iki, üç. Evet, şu anda Batuhan peri bacalarının en yukarı kısmına doğru bir tırmanış gerçekleştiriyor. Ama nasıl? Soğuk mu? Nasıl? Aman dikkat et de Batu. Kayar falan. Selim hocam, sıra sizde. Ah, çok keyifli bir duraklama noktasına geldik. Ürgüp Devrent yolu üzerindeyiz. Ve biraz burayı keşfettik ama içerisi çok pis. Yani ve evet. Çok kötü kokuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi. Hani buraların muhakkak koruma altına alınması gerekiyor. Ben de aslında yeterince heyecanlı girdim içeri. Tabii ki. Bilemedim. Aslında, çok heyecan yaptım. Evet yani heyecan güzel bir şey. Neyse. Bak. Burada bir sürü bisiklet rotası var abi. Keşfedin neye bekliyor. Bizim lastikler benim mesela benim şu seninki, halde. Seninki pek iyi değil. Maraton. Daha ne olsun? Ya maraton ama maraton buna biraz Schwalbe'nin şeyi var aslında. Ne derler? Arazi lastikleri var. Onlar birebir ama ben bisikletim tamamen uzun yol bisikleti olarak dönüştürdüm biliyorsun. Evet. Hani çantaları koyuyorum. Seyahat ediyorum genelde. Öyle. Şurada o zaman bir fotoğraf yapalım. Tabii ki. Tripodu kuralım. Tam da böyle bir girişinde. Evet. Buradan hatta tripodu koyalım. Aynen. Peri bacası tam gözükecek şekilde. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. İzlemeye devam. Geldik en sonunda. Son. Aslında burası yolun sonu. Neden? Yani. Çünkü aslında bayır aşağı yani gideceğiz. Bir 4-5 kilometremiz daha var. Turumuz aslında burada bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tabii. Burada iki tane sapak var aslında. Bir sağ bir sol. Biz sol taraftan yani Devrent, yani az önceki gördüğümüz devenin olduğu, deri bacasının olduğu yerden gideceğiz. Şimdi videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone olmadıysanız üzülecek iki tane insan var burada bak. Bakın ne kadar üzülüyor abone olmadın diye. Artık bir abone ol ha.
Evet, artık bitti. Ne oldu? Manzara güzel, seni çekiyorum.